Evet, herkese merhaba arkadaşlar. TYT, AYT tarihi 2024 videolarımıza son hızla devam ediyorum. Çok soru gelmeye başladı. Takipçi sayısı da arttıkça. Ücretsiz abone olarak günü gününe takip ettiğiniz için de çok soru geliyor haklı olarak. Hocam, TYT ve AYT düzeyinde yeterli mi? Fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Belli bir havuz var. O havuzdan sorular seçerek her sene sizlerin karşısına getiriyorlar zaten. Bu konuda aklınız kalmasın. Bir de 30 gün civarında da tüm müfredat bitmiş olur. Abone olmadıysan daha ücretsiz abone olarak dersleri günü gününe takip et. Haydi bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam medeniyetinin doğuşu diyeceğiz bugün. Önemli bir yer. Bu konuyu anlatmayı seviyorum. Çünkü bu konuyla beraber din kültüründe de bir üniteyi komple bitirmiş oluyorsunuz. Hem de size güzel tekrar oluyor. Tarihte de soru potansiyelinin olduğu yerlerdir. Biliyorsunuz önemli yerlere yıldızlarımızı atıyoruz. Çünkü en güzel yerler oralar oluyor. ÖSYM'in önem verdiği yerler orası oluyor. Haydi bakalım, İslam medeniyetinin doğuşu diyoruz. Öncelikle İslam'dan önce bir Arap Yarımadası'na bakalım. Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoktu. Burayı yazmamışız ama hepiniz bildiği için söylemiyorum. O döneme cahiliye dönemi denir, bilginiz olsun. Kölelerin olduğu dönem, siyasi birliklerin olmadığı dönemler. Bu bölgelerde en önemli bölgeler Hicaz arkadaşlar. Hicaz nereye deniyordu hocam? Mekke, Medine ve Taif'in olduğu yer Hicaz'dır. En önemli bölgeler Necit ve Yemen. Yani Hicaz, Necit ve Yemen. Hicaz, Necit ve Yemen o bölge, o zamanların en önemli bölgeleri. Hicaz da tam şurasıdır arkadaşlar, bilginiz olsun. Mantıken mantığını çalıştıracaksın bu sorularda. Putperestlik yaygın. Şehirde yaşayan Araplara Hadari, çölde yaşayanlara Bedevi denir. Bence bu konuda da sıkıntı olmaz. Hepinizin bildiği bir yer. Hocam yıldız atmadınız. Bildiğiniz için ve soru potansiyeli biraz daha az olduğu için yıldız atmadık. Biraz sonra yıldız yağmuruna boğacağız sizleri. Her kabile bir puta tapar arkadaşlar. Hubel, Lat, Menat ve Uzza diye putlar var. Bunlara tapıyorlar. Bir yıldız atalım hocam, ezberleyelim. Hayır, sadece putluk olduğunu bilin. Yeterlidir arkadaşlar. Ticaret toplumlar arası ilişkileri de etkilerdi. Çok ticaret vardı çünkü. Panayırlar kurulurdu ticaretle ilgili. En önemlisi de Mekke'de kurulan Ukas Panayırı attık. Yıldızımızı. Mekke'de bulunan Ukas Panayırı çok önemlidir arkadaşlar. Cahiliye döneminde Mekke'ye gelen kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için Hilfül Fidul Teşkilatı kuruldu. Bak, en büyük yıldız attım. Biz de zili çalayım. İlk zilimizi de çaldık. Cahiliye döneminde Mekke'ye gelen kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için Hilfül Fidul. Yani bu kelimeyi görürsen Mekke'ye gelen kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için o dönemde yaşandığını, teşkilat kurulduğunu bileceksin. İslam doğuşu ve yayılması diyoruz. Şurasını zaten mantığını çalıştırsan da gayet kolay bir şekilde yaparsın. İslam'ın doğuşu ve yayılması. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed. 571'de hepimizin bildiği gibi Mekke'de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine'dir. Küçük yaştaki dürüstlüğünden dolayı Muhammed'ün emin ünvanı. Yıldız atalım ama hepiniz bildiğini bildiği için de hızlı geçiyorum buraları. Çünkü gerçekten buraları bilindik yerlerdir. ÖSYM din kültürü bölümünde buraları sorabilir ama tarih kısmında babasının adı ya da annesinin adını vermez. Sizin bilmeniz gereken savaş olacak, yayılması olacak, veda hutbesi olacak vesaire vesaire. 610 yılında ilk vahiy geldi. İlk inananlar Hazreti Hatice, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali'dir. Dinin kabul görmesi üzerine Mekke'li müşrikler Müslümanlar üzerinde baskıyı arttırdı. Yavaş yavaş artık konunun içine girmeye başlıyoruz. Bak, İslamiyet yok. Peygamber Efendimizle beraber İslamiyet başlıyor ve yavaş yavaş artık savaşlar, yani Mekke'li müşrikler Müslümanlar üzerinde baskıları arttırmaya başladı. Kafanda oturt. Buraları karışan yerler olabilir. Sen bu konuları kafanda oturt. Yani Cemal vakası ne zaman, hakem olayı ne zaman, birazdan gelecek. Kafanda oturtursan hepsini sırasıyla böyle ezberleme değil de bir dizi izler, film izler gibi kafanda oturtursan gayet kolay bir şekilde halledebilirsin. Hazreti Muhammed bunun sonucunda bazı Müslümanlarla Habeşistan'ın Hazreti Muhammed bunun sonucunda bazı Müslümanların Habeşistan'a göç etmesine de izin verdi. Çünkü baskı çok artmaya başladı. Hazreti Muhammed Mekke'ye gelen Medineli Efs ve Hazreç kabileleriyle Akabe biatları yaparak Medinelileri İslam'a davet etti. Bir zil daha çalalım. Akabe biatlarını mutlaka bilelim. Önemlidir. Bence bu sayfada çok da karıştırılacak bir yer yok. Bence mantığını da çalıştırsan eski bilgilerini harmanlayarak şu sayfayı hallettiğini düşünüyorum. Geçtim ikinci sayfaya. Hicret. Hicret önemlidir. Attık yıldızı. Hazreti Muhammed yanına Hazreti Ebu Bekir alarak Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesine, zaten hepinizin bildiği gibi Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesine hicret olayı deniyor. İslam'ın ilk mescidi Kuba mescididir. Medine'de Mescid-i Nebi inşa edildi. Buraya bir yıldız atalım. Önemlidir ÖSYM. Şıklarda da olsa bir yer veriyor. Bir böyle seviyor bu kelimeyi. Burada ayrıca devlet işleri görülecek arkadaşlar. Bunu da verir. Bunu da verir. Medine'de inşa edildiğini verir. Ve bunu isteyebilir. Biz bilelim, yıldızımızı çalalım. Hazreti Muhammed başkanlığında Medine İslam Devleti kurulacak arkadaşlar. Adı daha önce Yesrib olan. Bak, Yesrib. At yıldızı, çal zile. Çünkü 3 sene önce soru potansiyeli soru olarak geldi ÖSYM tarafından. Tekrar tekrar gelebilir. Adı daha önce Yesrib olan Medine şehri peygamberler şehri anlamına gelen Medinetün Nebi denilmeye başlandı. Bak, adı daha önce Yesrib olduğunu bileceksin. Medine'ye denildiğini bileceksin. Peygamberler şehri anlamına gelen Medinetün Nebi denilmeye başlanacak. Muhacir neydi? Mekke'den Medine'ye göç edenlere denir. Ensar da Medineli Müslümanlara denir arkadaşlar. Şurayı bilelim. Bu iki toplulukta Hazreti Muhammed tarafından kardeş ilan edilecek. Evet, şurada yıldız attık buraya. Burayı Yesrib'e de attık. Geçtik Medine Sözleşmesi'ne. Şimdi bak, ne oldu arkadaşlar ilk sayfada? Öğrenebilmek için. Yani ezberden ziyade mantıken, yorumlama düzeyinde öğrenmeni istiyorum senin. Bak, burada ne vardı? İslam yoktu. Demek ki cahiliye dönemi vardı. Hemen mantığını çalıştıracaksın. Bitti. Hazreti Muhammed peygamberimizle beraber ne oldu? İslamiyet yavaş yavaş başladı. Ne oldu? Mekke'li müşrikler artık üstüne gelmeye başladı. Akabe biatları yapıldı. Bak, bir dizi gibi, bir film gibi kafanda kurarsan sıralamayı, bütün soruları doğru cevap verirsin bu konuyla ilgili. Sonra hicret yapılacak. Muhacir insanın kelime anlamını öğrendik. Herhangi bir sıkıntı yok. Geçtik Medine Sözleşmesi'ne. Medine'de Müslüman olmayan Yahudi ve Hristiyanlarla
7 maddelik sözleşme. Şimdi Mekke'den Medine'ye göç edince orada yaşadıktan sonra ne oluyor? Oradaki halk yani Yahudi ve Hristiyanlarla bir sözleşme yapılmaya başlanıyor. Bu sözleşmeyle resmi olarak Medine İslam devletinin kurulduğu kesinleşti. Bak arkadaşlar, bunu verir size. Yani Medine'yi vermez de bu sözleşmeyle resmi olarak İslam devletinin kurulduğu kesinleşmiştir verir. Şıklarda Medine sözleşmesini verir ve benim öğrencim artı nimeti cebine koyar, herhangi bir sıkıntı yok. Din ve vicdan özgürlüğü garantiye alınmış. Şehir olası saldırılara karşı birlikte savunulacak. Yani Yahudiler, Hristiyanlar, işte Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar gibi gibi. Medine biraz daha bu konuda tabii ki ılımlı olduğu için, Mekke'de daha çok müşrikler olduğu için Medine bu konuda ılımlı olduğu için de Medine'de Medine sözleşmesi yapılıyor göçten sonra. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bak film gibi söylüyorum. Kafamızda film gibi ezberlersek herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Yani ezber kelimesine takılmayın. Yorumlarsak, yorumlama düzeyinde ezberlersek tüm soruları bu konuda doğru yapabilirsiniz. Hazreti Muhammed dönemi savaşlar önemlidir tabii ki de. Zili şimdiden çalalım. Bedir Savaşı'yla başlayalım. 624. Mekkeliler Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların mallarını yağmalayacak. Hocam bunu mu verir vermez? Sen Bedir'le ilgili neyi bilmen gerektiğini birazdan söyleyeceğim sana. Müslümanlar bu durum karşısında oldukça öfkelendi. İki taraf Bedir kuyuları yakınlarında karşılaştı. Bak, Ebu Cehil komutasındaki Mekkeliler Müslümanların üzerine doğru yürüdü. Bak, bir o anki böyle yazmamın sebebi o anki o savaşı kafanda kurabilmem. Bak ne oluyor? Ebu Cehil komutasındaki Mekkeliler Müslümanların üzerine doğru yürümeye başladı. Savaşı Müslümanlar kazandı ve İslamiyet yayılacak. Çünkü Müslümanlar bir şeyi kazandıktan sonra artık kazanan tarafa daha çok halk yönelecek ve İslamiyet yayıldı. Hazreti Muhammed'e güven arttı. Burada bilmen gereken, savaş sonunda İslamiyet yayıldı. Hazreti Muhammed'e güven arttı. Ebu Cehil komutasında Mekkeliler Müslümanların üzerine yürüdü. Bunları bilirsen Bedir Savaşı'nı gayet yeterli bir şekilde öğrenmiş olursun. Evet, bu sayfayla ilgili şöyle bir bakmanı istedim. Medine Sözleşmesi çok önemli. Bedir'e baktık zaten. Buraya da baktık. Bu konuyu hallettik. Geldik Uhud Savaşı'na. Bedir, bak Bedir. Uhud, Hendek. Bedir, Uhud, Hendek. Bunları ezberleyeceksin. Sıralamayı bildikten sonra aynı böyle kafanda film izler gibi, dizi izler gibi. O işte İslamiyet öncesi İslam yoktu. Cahiliye dönemi vardı. Peygamber Efendimizle beraber İslamiyet yayılmaya başladı. Savaşlar, Medine Sözleşmesi araya girdi. Medine Sözleşmesi'nden sonra savaşlar başladı gibi gibi kafanda sıralamayı oturt. Fazlasıyla yeterli. Bir yıl sonra Uhud Savaşı var. Bedir'in intikamı için Mekkeliler 3000 kişiyle yola çıkıyor. Uhud civarında... Savaşın başında İslam ordusu kazanırken daha sonra Mekkeliler üstünlük kurdu. Çünkü Hazreti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in yerinizden ayrılmayın emrine uymayan Okçular Tepesi, hepinizin bildiği gibi okçular yerlerini terk edince Mekkeliler taarruza geçti. Hazreti Muhammed yaralanmış, Hazreti Hamza da şehit olmuştur. Hazreti Muhammed bu olaya çok üzülmüştür tabii ki de. Atalım yıldızımızı. Hazreti Muhammed'in yaralandığı savaş olabilir, gelebilir. Okçular gelebilir, oradan çıkartabilirsin. Uhud'u mutlaka bileceğiz. Hendek Savaşı 627. İslamiyet'in yayılmasını engellemek için Mekkeliler artık tamamen 10.000 kişilik bir orduyla Medine'ye yürüdü. Hendek'le ilgili bilmen gereken, artık Mekkeliler Mekkeli müşrikler Medine'yi artık tamamen yok etmeye gidiyorlar. Büyük bir savaşa hazırlanıyorlar 10 bin kişilik orduyla. Toplantı sırasında, Hazreti Muhammed'in toplantısı sırasında Selman-ı Farisi adında bir sahabenin Hendek kazanın fikrinden dolayı da savaş bu ismi alıyor. Bu Hendeklere de olumsuz hava koşulları eklenince de Mekkeliler geri dönerek savaşı kaybetmiş oluyorlar. Artık Arap kabileleri arasında da İslamiyet yayılmaya başlandı. Hazreti Muhammed'in artık güvenilirliği fazlasıyla arttı. Ne kadar büyük bir insan olduğu ortaya çıktı gibi gibi. Hendek savaşıyla bilmen gerekirdi. Artık savaşın sonuna gelindiği, Mekkeliler tamamen artık 10 bin kişiyle saldırdı. Ancak Selman-ı Farisi adındaki Hendek kazma fikri ve Mekkeli olumsuz hava koşullarıyla beraber bu iş bitmiş oldu. Bence gayet güzel gidiyoruz. Sakin gidiyoruz. İslamiyet medeniyetinin doğuşunu tamamen halledeceğiz bu videoda. Hudeybiye Barışı 628'de devam edelim. Hadi bakalım. Ücretsiz abone olmadıysan abone olarak hem bizleri sevindirebilirsin hem de dersleri günü gününe takip edebilirsin. ÖSYM Sever Kampı'nda mutlaka şiddetle tavsiye etmenizi öneriyorum. Hudeybiye Barışı, Hendek Savaşı'ndan sonra Hazreti Muhammed ve Müslümanlar haç amacıyla artık Kabe'yi ziyaret etmek isteyecekler haklı olarak. Mekke'ye doğru yola çıkılacak ve Mekkeliler Müslümanlara Hudeybiye denilen yerde barış teklif edecek. Yani Mekkeliler şunu zannediyor. Müslümanlar bizim üstümüze yürüyor. Savaş çıkacak gibi zannedip artık Mekkeliler Hudeybiye civarında barış teklif ediyorlar. Anlaşmaya göre Müslümanlar ertesi yıl haç yapabilecek. Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlar Medine'ye sığınırsa Mekke'ye geri verilecek. Büyük bir yıldız attım. Zili çaldım. Hocam niye? Birazdan açıklayacağım. Anlaşma 10 yıl geçerli olacak. Bu sürede savaş yapılmayacak. Mekkeli müşrikler resmi olarak Müslümanlar artık tanımış olduğu Hudeybiye ile beraber Halid bin Velid gibi önde gelen isimler de Müslüman olmaya başlayacak bu anlaşmadan sonra, barıştan sonra. Buraya niye yıldız attım? Bak. Sonuçta kim kazandı bugüne kadar? Bir dizi anlatır gibi böyle kafanda yer etmesi için anlatmaya çalıştım. Kim kazandı bugüne kadar? Hazreti Muhammed tarafı, Peygamber Efendimiz'in tarafı değil mi? Şu maddeye dikkat et. Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlar. Bak, Mekke tarafındakiler. Medine'ye sığınırsa Mekke'ye geri verilecek. Yani Müslümanlığa geçmek istiyoruz biz. Peygamber Efendimiz'in yanında yer almak istiyoruz derse bile Peygamber Efendimiz diyor ki hayır, Mekke'ye geri gidecek. Bak, başta kötü bir şeymiş gibi gelse de Peygamber Efendimiz'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu ve ne kadar doğru bir karar verdiğini gösterir. Reşit olmayan biri belki de evinden kaçmak için, belki de ailesinden kaçmak için İslam'ı bahane ediyor olabilir diyor ve reşit olmadan buna ailesinin izni olmadan bize gelip sığınamaz diyor. Çok güzel bir tespit arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuyla ilgili. Hudeybiye Barışı'nı da anlattık. Yıldız attık. Zili çaldık. Artık benim öğrencim Hudeybiye, Hendek, Uhud bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Geçtik son sayfamızda İslam medeniyetinin doğuşundaki son sayfaya. Bu konuyla ilgili hem İslam medeniyetinin doğuşunu yaptık hem Hazreti Muhammed'in hayatını, savaşlarını bitirmiş olduk. Tarihte iyi bir ilerleme sağlıyoruz.
Hayber'in fethine bakalım 629. Nedir bu Hayber? Yani neden şıklarda ya da cevap olarak görürsek ne yapalım? Yahudilerin Medine Şam üzerinde ticaret yapan Müslüman tüccarlara zarar vermesi üzerine Müslümanlar Hazreti Ali önderliğinde Hayber Kalesi'ni alacak. Yani işin içinde ticaret var. Ticaret de tüccarlara zarar verince de artık Müslümanlar Hazreti Ali önderliğinde Hayber Kalesi'ni alacak ve Şam ticaret yolu güvenliği sağlanmıştır. Şuraya dikkat ediyorum. Bunu verip bunu isteyebilir. Aman dikkat, Şam ticaret yolu yıldızı attık. Şunları fazla çıkmış arkadaşlar. Şuraları silelim. Çıktı alırken problem olmuş. Devam edelim. Mute Seferi 629. Bak, Şam ticaret yolu güvenliği sağlanmıştır dersen Hayber'in fethi. Mute Seferi 629. Önemi Müslümanlarıyla Doğu Roma ile yapılan Müslümanların Doğu Roma. Yani nedir Doğu Roma? Bizans arkadaşlar. Bizans ile yapılan ilk savaştır Mute Seferi. Müslümanlar kazandı. Halid bin Velid'e Seyfullah, Allah'ın kılıcı ünvanını Hazreti Muhammed verecek. Çok sever Halid bin Velid'i. Seyfullah lakabı ünvanı ve Allah'ın kılıcı ünvanı verildi. Soru olarak gelebilir Mute Seferi'nde. Şurayı da mutlaka bilelim. Bence çok önemli. Eğer soru potansiyeli gelirse buralardan gelebilir. Mekke'nin fethindeyiz. Mekke'li müşrikler Hudeybiye barışı bozunca Hazreti Muhammed ordusuyla artık Mekke'ye yürümeye başladı. Çünkü Mekke'li müşrikler Hudeybiye barışına bir sayfa önce istediğimiz Hudeybiye barışına uymamaya başladı. Bu sırada birçok Mekke'li Müslüman olunca Mekke'de genel af ilan edildi. Hazreti Muhammed tarafları çok artmaya başladı. O yüzden de genel af ilan edildi. Mekke fethedilince İslam'a girmemiş Taifler ve Taifler ile Huneys savaşı yapıldı. Taif kuşatıldı. Bir yıl sonra Taifler de Müslüman olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önemli mi? Bilelim, yeterli. Mute ve Hayber burada çok daha önemli. Tebük seferine bakalım. Doğu Roma'nın Müslümana saldıracağı haberleri çıkınca Hazreti Muhammed son sefer olan Tebük seferini yapacak. Haber asılsız çıkınca da geri dönecek. Burada bilmen gereken ne biliyor musun? Hazreti Muhammed'in son seferi nedir? Tebük seferi diyeceksin. Veda hutbesine bakalım, hepimizin bildiği. Hazreti Muhammed hac görevi için Mekke'ye gitti. Burada veda hutbesini okudu. Özellikle kadın hakları, bak çok önemli arkadaşlar. Özellikle kadın haklarını koruduğunu ve bütün Müslümanların kardeş olduğunu, Kur'an-ı Kerim'inde artık tamamlandığını belirtecek bu veda hutbesiyle. Medine'ye dönecek ve 632 yılında da vefat edecek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed. Çok güzel bir ders oldu arkadaşlar. Böyle sakince dinle. Notlarını al ve İslam medeniyetinin doğuşunu ÖSYM tarzında, TYT ve AYT tarzında halletmiş ol gönül rahatlığıyla. ÖSYM Seler Kampı'nda mutlaka takip edin. Ücretsiz abone olmadıysanız da mutlaka ücretsiz abone olarak videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kolaylıklar, başarılar.